Merhaba. Geçenlerde bir değişiklik ortaya çıktı. Etiketlerde artık trans yağ vardır ya da yoktur ibaresi kalkıyor. Bunun sebebi olarak ortaya konulan görüş şu. Zaten Avrupa Birliği 2021 Nisan'dan itibaren bazı değişikliklere gidecek. Biz önceden başladık ve Türkiye'de trans yağ %2'yi geçmemesi gerekiyor. Onun için vardır yoktur gibi kafa karışıklığına gerek yok demişler. Yorumu size bırakıyorum. Fakat şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bu doymuş doymamış yağlar, trans yağlar, herkes konuşuyor, zararlıdır, değildir, şu vardır, bu vardır. Ama kimse bu işin temelinde bunların arasında ne fark var onu anlatmıyor. İşte ben size burada biraz işin temeline, çok çok temeline inip aradaki farkın ne olduğunu ve küçücük bir yerdeki değişikliğin nasıl maddelerin zararlı ya da sağlıklı olabileceğine karar verdiğini göreceksiniz. Şimdi bakın karşımızda bir biyoloji ya da biyokimya dersi söz konusu değil. Atomlardan meydana gelmiş iki molekül yağların temeli yağ asidi ve yağ asidinden bildiğimiz yağlara kadar geliyor. Bakın doymuş yağ asidi demek karbon ki hayatın temelidir. İki karbon arasında tek bağ var. Bu doymuş yağ asidi. Buna karşılık doymamış yağ asidi iki karbon arasında çift bağ var. Yani daha güçlü bir bağ söz konusu. İşte doymuşla doymamış arasındaki fark bu. Bunu kimse size söylemedi. Belki kimse anlamaz diye düşündüler. Ama bence bilinmesi gereken önemli bir konu. Şimdi geldik bakalım trans yağ nedir? Bakın yukarıda görüyorsunuz solda doymuş yağ stearik asit tereyağı. Doymamış yağ linoleik asit bitkisel yağ. Gene doymamış yağ linoleik asit margarin. Yalnız dikkatinizi çekeyim bitkisel yağla margarin arasında bir tanesi cis hakikaten öbürü trans. Bakın cis ne? O karbon atomunun aynı tarafında iki tane hidrojen var. Bu cis oluyor. Buna karşılık iki farklı pozisyonda yani aynı tarafta değil karşıda olursa bir tanesi o zaman buna trans adı veriliyor. İşte bakın gördünüz mü? Margarinle bitkisel yağ arasındaki farkın temeli bu. Ve bu küçücük değişiklik işte yağın kaynama derecesi ve zarar verebileceği hastalıkları belirleyen ufacık bir nokta. Bu arada size bu haberi veren Ali Ekber Yıldırım'ı takip etmenizi öneririm. Tarım Dünyası diye bir bloğu var ve Dünya Gazetesi'nde yazıyor. Evet, buraya kadar dersi izleyenlere de 100 değil ama pek iyi veriyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.